Evet sevgili takipçilerimiz. Herkese merhaba diyorum. Hayırlı akşamlar. Yayınımıza hoş geldiniz. Bugün ilimizin siyasilerinden, eskimeyen siyasilerden Yeniden Refah Partisi Bingöl İl Başkanı Sayın Mahfuz Arslan konuğumuz. Sayın Mahfuz Arslan'la Bingöl'ümüzü konuşacağız, Yeniden Refah Partisi'ni konuşacağız, kendisini konuşacağız, neler yaptığını konuşacağız. Yayınımız yeni, yavaş yavaş arkadaşlarımız gelecek, takipçilerimiz gelecek. Mahfuz Başkanım, merhaba, hoş geldiniz Mahfuz abi. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş bulduk, iyiyim, teşekkürler. Siz de iyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Bizim geleneğimizdir, programlarımıza başlarken bir Zazaca hoş geldin de demek istiyoruz. Gele misafirun şuma khairume, ser sari mar şuma rume. Sualun şuma esse şuma eşken mar pers. Mahfuz abi inşallah cevaplun. Evet Mahfuz abi siz de buyurun konuklarımıza bir hoş geldiniz deyin isterseniz. Yolcan ezvaj miyon khairdir. En programma hayırlısıyla ma inşallah sürdürmüşbük. Bacı izleyici onlara ma şeyin veşik. İnşallah soru cevap şeklinde ma sohbetiz veşik. Mahana var. Ezaf teşekkür kena. Zazaki ezaf edebi olarak hakimli ama en ayıtı madem hatırlatmış ki doğrusu ezaf kefveş bir ya. Çünkü özma itibarıyla özma zazav. Dolayısıyla aidiyet ma derinlik ma avdet bir kere çıkorun hatırlatmış ki adına tıra ayrıca teşekkür gene. Allah tıra razı Mahfuz abi eden ötü desta. Estağfurullah. Evet, konuklarımız yavaş yavaş geliyorlar. İlk yorumları okuyorum Mahfuz abi. Siz yorumları pek göremiyorsunuz ama bilgisayarınız varsa oradan bakabilirsiniz başkanım. Bende var. İki saat yazıyor en son. Tamam ben şimdi ayarlardan şimdi mesajları da şu ortaya vereceğim. Konuklarımız mesajları buradan takip edebilir. Evet. Peki kim gelmiş? Yunus Kızılboğa. Yunus Kızılboğa hoş geldin güzel kardeşim. Mahfuz abi Yunus Kızılboğa Çölyak Derneği Başkanı. Evet. Hayırlı yayınlar demiş, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz kardeşim. Çok teşekkür ediyoruz. Zülfü Çıkaray. Zülfü Çıkaray evet. Merhaba abi. İnşallah iyisin. Mahfuz Bey'e başarılar diliyorum. Cenab-ı Allah yar ve yardımcısı olsun. Yolu evet. Açık olsun diyor. Yunus Şaşar. Selamun aleyküm. İyi yayınlar demiş. Aleyna aleyküm selam Yunus abi. Hoş geldin. Mehmet Çetinoğlu hoş geldin. Selam. Hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz Mehmet Çetinoğlu. Aleyna aleyküm. Selam. Evet. Evet Mahfuz abi. Evet sevgili takipçilerimiz tekrar sizler hoş geldiniz. Evet Mahfuz Arslan Yeniden Refah Partisi Bingöl İl Başkanımız. Evet Sayın Mahfuz Arslan şimdi size soralım. Mahfuz Arslan kimdir? Kendinizden kısaca bahseder misiniz? Peki. Teşekkür ederim. Affedersiniz. 1963 Solhan doğumluyum. Lise tahsilime kadar Solhan'da kaldım. Akabinde İktisat Fakültesini okudum. 92 itibariyle ticari işlerim nedeniyle Bingöl merkeze geldim. Aynı zamanda Bingöl'de hem ticaret hem siyaset hem STK ile uğraştık. Solhan'daki geçmiş şöyle daha şekillendi diyebiliriz. 1980 öncesi dönemin vakıfları vardı. Milli Türk Talebe Birliği denen bir vakıf vardı. Orada bir slogan attık. Doğrusu yerli milli slogandı. Bizi tutmuştu. Doğrusu zihin inşamıza neden olan bugünkü siyasi hayatımızı idame ettirdiğimiz zihin dünyamıza ait fikirleri orada geliştirmiştik. 1980 Eylül sonrası Solhan'da MGV kapatılmıştı. Onun yerine AG'de çalışmaları vardı. Tabii şunu da geçemeyeceğim. 1983'te Refah Partisi kurulmuştu.
Mahfuz Başkan, özür diliyorum. Bir sloganla siyasetimiz şekillendi dediniz. Neydi o slogan? Ya o slogan şuydu, aslında yerli ve milli slogandı. Bir de iki dünyaya ait mesajları olan bir slogan. Evet, neydi? Yani bir parti kuruyor, işte futbol takımı kuruyor. Biz de bir parti kuralım şeklinde değil de biz hakikaten geçmişten geleceğe köprüsü olan, sağlam köprüler kuran ama bireylerin zihin dünyasına hitap eden iki dünyaya ait mesajları olan bir parti şeklinde algıladık. Birey hem maddi hem manevi kalkınmasını bu şekilde yapabilsin diye sloganımız buydu. Evet, peki. Buyurun devam edin başkanım. Sözünüzü kestim. 3'te, 1983'te Refah Partisi kurulmuştu. Dönemin rahmetli liderimiz Erbakan hocamız yasaklıydı. Ahmet Tekdar liderliğinde kurulmuştu. O dönem babam da 12 Eylül 1980'de ihraç edilmişti görevden. Babam vaizdi o zaman. Dönemin 12 Eylül rejimi tarafından ihraç edilmişti. Babam da öyle şey kaldı. Bir anda bir gelirimiz vardı. Ben liseyi bitirmiştim. Abim üniversite mezunu. Biraderlerim öğrenciydi. Annem hastaydı. Babamın bir tek gelir kaynağı vardı. O da kesilince hakikaten bir zor duruma girmiştik. 83'te Refah Partisi parlamento seçimlerine girememişti. Yasal olarak engeli vardı. 84'te mahalli seçimlere girdi. Bu mahalli seçimlerde sol handan İl Genel Meclis üyesi adayı ve belediye başkan adaylıkları kuruldu. Rahmetli babamızı İl Genel Meclis üyesi ettiler, adayı ettiler Refah Partisi'nden birinci sıra. O dönem tabii Anavatan Partisi vardı, Turgut Özal rahmetli, Allah rahmet etsin. Onun partisi çok güçlüydü. 83'te iktidarın meclisin 3/2'sine hakim bir çoğunluğu vardı. Tabi dolayısıyla bir yıl sonra yapılan yerel seçimlerde de çok etki güçleri yüksekti. Dolayısıyla 84'te Refah Partisi'nin o mücadelesinde babam İl Genel Meclis üyesi olabilmişti. Babamı ihraç eden dönemin valisi İsmet Metin, babamı işkencelere götüren, karakollara götüren dönemin valisi İsmet Metin ile babam İl Genel Meclis üyesi olması hasebiyle aynı sofrada oturup yemek yediler, bir tavuk yediler. Tabii babam 6 ay bekledi, sigorta yok, gelir yok, babam ihale bilmez, şu bilmez, bu bilmez. 6 ay sonra bıraktı babam tabii. Babam bıraktıktan sonra ikinci sırada gelen bir hoca efendi vardı, o da hocaydı. 4,5 yıl İl Genel Meclis üyeliğini yaptı. Refah Partisi ile tanışıklığımız, bir bakıma resmi tanışıklığımız oradan başlıyor. Ve o gün bugündür Refah Partisi zihniyet partilerinde devam ediyoruz. Peki Mahfuz abi, bu arada sevgili takipçilerimiz bahsettiği babası sevgili rahmetli Molla Ali Arslan. Molla Ali Arslan'ı Bingöl'üler özellikle eskiler çok iyi tanır. Bir duruşu vardı, çizgisi vardı, hiçbir zaman bozmadı. Biz kendisine rahmet diliyoruz Mahfuz abi. Allah rahmet Amin. eylesin, cenazesinde bulunduk. Yani siz 3 gün boyunca oturmadınız, o kadar kalabalıktı. Evet. Allah rahmet eylesin ve siz de şu anda dediğinize göre doğuştan Refah Partisliyiz diyebiliyorsunuz yani. Doğru mudur? Evet, rahmetli babamızın gerek sol handa, sonra bilahare milletvekili adayı olmuştu. Akabinde Almanya Milli Görüş Teşkilatlarında hem ilmi çalışmalar hem siyasi sahalarda bulunmuştu. Dolayısıyla Refah Partisi denince Bingöl'de akla bir bakıma Ali Arslan Hoca gelirdi açıkçası. Hakikaten sahada, masada, her alanda mücadelesi vardı. Ama bir iki nüansını unutmadan geçemiyorum Hoca Efendi'nin, babamın. İki şeyi çok hatırlıyorum. Çok nüans, farklı, güzel bir şey. Onu da izleyicilerimize bir hatırlatmak istiyorum sizin aracılığınızla. Şöyle, mesleki vaiz olmasına karşın mesela camide vaaz ederken siyaseti alet etmezdi. Aynı şekilde siyaset kürsüsünde siyaseti anlatırken inanç değerlerimizi, ayetlerimizi alet etmezdi. Bu bana yıllar sonra bir şey şeklinde döndü. Hakikaten müthiş bir ayrım, müthiş bir hassasiyet. Ben o açıdan kendisine bir kez daha rahmetle, minnetle anıyorum.
Yani bizim muazzez değerlerimizi gelecek siyasetimize alet etmeden kullanabilen ender kişilerdendi. Allah rahmet etsin, bunu da söylemek istiyorum. Evet. Maşallah, maşallah. Biz de kendisine buradan Molla Ali Arslan'a rahmet diliyoruz. Mahfuz Arslan da eski vaizlerden rahmetli Molla Ali Arslan'ın oğludur. Bilmeyenler de böylece öğrenmiş olsun. Peki Mahfuz abi, şimdi zaten kısmen bir cevap verdiniz ama Mahfuz Arslan kaç senedir siyasetin içinde Mahfuz abi? Doğrusu resmi siyasetim Bingöl'de 95 yılında başladı. 94 yılında dönemin belediye başkanımız vardı, Selahattin Aydar. Kendisine sağlık afiyet diliyorum. O dönem rahmetli babamızla çalışırlardı. Aktif siyasetle, mobil siyasetle o dönem tanıştım. Hatta ben de çok yakınlarında bulunmak istemiştim. Fakat tabii işimiz gereği ben esnaftım aynı zamanda. Çok yakınında bulunamadım. Belediye reisliğinden hemen sonra ilde bir değişim oldu. Bir revizyon olmuştu il teşkilatında. Ben 30 yaşlarında saçlarım siyahtı, yanaklarım dolgundu sizin gibi. İl yönetimine girmiştim. İl sekreterliği görevini yapıyordum. Tabii biz bunları yaparken gelecek dünyalıklar için yapmadık. Bize ruhumuza amir, bize hükmeden değerlerimiz vardı. İki dünyaya ait olan mesajları bazen parti kanalıyla, bazen STK kanalıyla yapma adına yaptık bunları. Hakikaten iyi ki bulunmuşuz çünkü kendimize ait olan yerli ve milli fikirleri, siyaseti kendi güvenilir kaynaklarımızdan, insanlarımızla yapabilirsek bulunduğumuz alanı, mahalleyi, beldeyi, ülkeyi daha çabuk geliştirebilir, kalkındırabiliriz. O açıdan resmi siyasetin 1995 Refah Partisi'dir. Tabi Evet. bunun devamında partiler vardır. Peki devamında hangi partiler geldi Mahfuz abi? Affedersiniz. Şöyle, Refah Partisi kapanıncaya kadar Bingöl'de il yöneticiydim, il yöneticisiydim. O kapatılınca Fazilet Partisi kuruldu. Bizi Fazilet Partisi'nde görmek istediler bu defa. Hatta şöyle bir anımı hatırlatayım. Dönemin vekilleri ve artı rahmetli belediye başkanımız, çok kıymet verdiğim, değer verdiğim Bedri Tuğ büyüğümüz, aynı zamanda komşumdur Solan'dan. Kendisi de dahil olmak üzere bize Fazilet Partisi'nde il başkanlığını teklif ettiler. Ama ben o günkü şartlarda asla il başkanlığına böyle bir niyetim, tevessülüm, iltisakım olmadı. Ama bizi getirdiler Fazilet Partisi'nde il ikinci başkanı yaptılar. Siyasi çalışmalarımızı Fazilet Partisi'nde o zamanki dönem siyasi işler başkanı olarak devam etmiştim. Peki. Bu arada konuklarımıza bir merhaba demek istiyorum Mahfuz abi izninizle. Evet, Aşağıdan buyurun. başlayalım. Mustafa Ayarık. Mustafa abi hoş geldin. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. İyi yayınlar. Ben Refah Partisi İl Başkanı diyor. Teşekkür ediyoruz. Yunus Uzunbay'a teşekkür ediyoruz. Ramazan Yıldız gelmiş. Ramazan Yıldız yurt dışında yaşayan bir iş adamımız. Size selam söylüyor. Hayırlı akşamlar diliyorum. Mahfuz Arslan Bey'e siyasi çalışmalarında başarılar diliyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Yunus Şaşar mekanı cennet olsun diyor babanız için. Rahmet diliyor. Amin. Evet. Bingöl Murat gelmiş. Sevgi ve rahmetle anıyoruz diyor. Size de selamı var. Bingöl Murat ne Evet. demiş? İkinci 40 yılda Bingöl yeniden refahla kaleyi tekrar kuşatacak Allah'ın izniyle diyor. Hayırlısı olsun diyelim. Zeki Ulukılan, hayırlı yayınlar başkanım, başarılar dilerim diyor. Aydın Çeçen, hoş geldin Aydın kardeşim. Hayırlı akşamlar diyor. Evet, Yunus Baba Mehmet Çetinoğlu. Evet, arkadaşlar hepiniz tekrar tekrar hoş geldiniz. Refah Partisi Bingöl İl Başkanımız Sayın Mahfuz Arslan'la söyleşimize devam ediyoruz. Evet, anlaşılan Mahfuz Arslan babasından dolayı doğuştan Refah Partili, sonra Refah Partisi'ne devam edin Fazilet Partisi'nde devam etti. Refah Partisi kapandıktan sonra, Fazilet de kapandıktan sonra herhalde bir AK Parti serüvenimiz başladı başkanım. Evet, izninizle şöyle sevgili Çölyak Dernek Başkanımız Yunus Kızılboğa'ya, Zülküf Çıkaray Bey kardeşime, Yunus Yaşar kardeşime, Mehmet Çetinoğlu kardeşime, Mustafa Ayarık kardeşime, Avrupa'dan dediniz yurt dışından Ramazan Yıldız
abimize, kardeşimize, Bingöl Murat kardeşimize, Zeki Ulukan kardeşimize, abimize, Aydın Çeçen kardeşlerimize. Bu arada bir teşekkür etmek istiyorum. Kendi bizimle tempo tutuyorlar. İnşallah süreci beraberce götüreceğiz. Teşekkür ediyorum. Fazilet Partisi bu arada tabii o da kapatıldı. Şöyle 1998'in sonlarında kapatıldı. Doğrusu fazla şey pardon 2000'lerde kapatıldı. Fazla bir şey o da hayat bulamadı, siyasi hayatı bulamadı. O kapandıktan sonra bir dönem boşlukta kaldık. AK Parti ile resmi iltisakım 2015-2018 arasındır. Orada bir 3 yıl seviyeli bir şeyimiz oldu. Kendimi ve zihniyetimi temsil etme noktasında orada değerli bir hizmet verdiğimi düşünüyorum. Peki. Bu arada Şefik Öğün geldi. Şefik Öğün hocamız şu anda Ankara'da, selamları var. Hakim Hamd geldi. Hakim Hamd selam söylüyor. Abicim hoş geldiniz bütün arkadaşlara, tekrar hoş geldiniz. Başınız üzerine geldiniz. Peki Mahfuz abi, devam ediyoruz. Mahfuz abi, Refah AK Parti'den Fazilet, şu andaki Yeni Refah Partisi'ne geçtiniz. Geçişteki motivasyon nedir? Yani AK Parti'den siyaset yapıyordunuz, Yeni Refah'a geçtiniz. Aradaki fark, sizi buraya sevk eden motivasyon nedir başkanım? Ya doğrusu şöyle, biz AK Parti'deyken de bir dönem dışarıda sohbet ediyorduk salonda, AK Parti binasında. Yanımdaki beyefendi beni görünce Allah'a şükür biz milli görüşçüyüz demişti. Bir yanımdaki diğer yönetici kardeşimiz de Allah'a şükür biz de milliyetçiyiz demişti. Evet. Tabii ben biraz böyle bizim milli görüş siyasetinde yetiştiğim için AK Parti'ye olan uyumun bir seneyi buldu doğrusu. Bir sene sonra ancak uyum sağlayabildim. Çünkü bu kitle partisiydi. Bu her görüşten insanlar vardı. Ama biz davası olan, nitelikli derinliği olan, geçmişi olan, gelecekle sağlam köprüler kuran, aynı zamanda iki dünyaya ait olan mesajlarının da olmasını bekledik. Kısmen bulduk, kısmen bazı şeyleri karşılayamadık diyelim, karşılanmadı. Tabii ayrılmamızın nedeninde şu var, kimseyi suçlamıyoruz. Mutlaka AK Parti ve diğer partilerde kuruluş amaçları insanlara, topluma, bireye, çarşıya, sokağa hizmettir. Bizim de böyle bir hizmet derdimiz vardı ama ne hikmetse AK Parti'de bir türlü değerimi göremedim, kıymet bulamadım. İnsan bazen yaptığı sanatla, yaptığı işlerle değerli olmak ister. Yeri geldi mi, sırası geldi mi bir yerlere gelmek ister. Maalesef o şeyi göremedik. O açıdan bazen söylüyorum, değerli olmadığınız, değerinizin olmadığı yerlerde kalmayınız diye. Evet. Bir bakıma öyle bir şey oldu. Doğrusu çok teklifler de geldi partilerden. Hepsine teşekkür ediyorum. Ancak geçmişle gelecek arasındaki o sağlam köprüyü Yeniden Refah Partisi'nde gördüğüm için zaten kendi evimdi. O açıdan Refah Partisi'ndeki sorumluluk ve onu kabul edişime hamd ediyorum, şükrediyorum. İyi ki buradayım diyorum. Peki. Mahmut abi, biraz artık güncel siyasete yavaş yavaş geleceğiz. Sizin teşkilatlarınızı tamamladınız mı? Yeni Refah Partisi Bingöl'de teşkilatlar Dün dilerim kısmında o ilçeler tamam mı? canlı yayını göremiyorum. Neden? Şu anda diye bir sıkıntı yok. Başkanım, sizin bilgisayardan olabilir. Sorumuzu tekrar edelim. Teşkilatlarınızı tamamladınız mı? İlçelerde bir sıkıntı var mı? Durum nedir? Doğru. Şöyle biz gelirken hemen ben 10 Kasım 2021'de geldim Sayın Moderatör. Geldikten hemen sonra merkez ilçemizi kurduk. Atamasını yaptık. 30 Ocak'ta kongresini yaptık. Ardından 21 Mart günü Genç'te atamasını vardı zaten. Onun kongresini yaptık 21 Mart'ta. Solhan'da atamasıyla beraber 27 Mart'ta kongresini yaptık. 4 Ağustos'ta Adaklı'nın atamasını yaparak kongresini yaptık. Akabinde 14 Ekim'de Bingöl İl Kongremizi yaptık. 6 Kasım günü Büyük Ankara Kongresini yaptık. Tabii bütün bunlar yaptık derken
biraz kolay söylense de hakikaten büyük badireler, zorluklarla yaptık bunları. Ama her zorluktan sonra bir rahatlık, her zorluktan sonra bir şey, bir haz gördük. Şunu gördüm, küçük odalarda yapılan, o dönemlerde küçük odalarda yapılan kongreleri Allah'ın izniyle, milletimizin duasıyla biz salonlara taşıdık. İlk kez büyük salonlarda, halk eğitim salonu, kültür merkezlerinde ve en son bir ili de gördük. İlde genel başkanımızın teşvikleriyle büyük bir kongre yaptık. Salon dolu doluydu. Genel başkanımızın da hitapları Bingöl'ü memnun etmiştir. Öyle alıyorum ben bilgileri. Akabinde zaten 6 Kasım'daki Büyük Ankara Kongresi bütün Türkiye'nin resmiydi adeta. Yeniden refah, yeniden geliyorum demek istedim. Yani organik siyaset bir bakıma Türkiye'nin ihtiyacıdır, muhtaç olduğu bir şeydir. Hava kadar, su kadar ihtiyacı olan bir siyasettir. Bu geleneğin yaşaması lazım. Çocuklarımızın adına, geleceğimizin adına yaşaması gerekiyor. Demin de söyledim, birileri bir parti kuruyor. Adına ABC partisi kuruyor. İşte biz de bir parti kuralım. İşte şunu indirelim, şöyle yapalım, devirelim, asalım, böyle değil. Bizimki iki dünyaya ait olan mesajlar var. Gençlerimize ait, sokağımıza ait, ağaçlarımıza ait, canlılara ait ne varsa tüm herkes bu dünyada kendisini rahatça hissedebilsin, rahat hareket edebilsin. Bu açıdan partimize olan ihtiyaç hakikaten gün geçtikçe daha çok artıyor. Bir diğer mevzu, biz yapılanmamızda konuyu değiştirmedim. Yapılanmamızda şu an 4 ilçemizde varız. Resmi olarak hazırız. Yönetimlerimiz hazır. Çalışmalarımız devam ediyor. Tabii ki yeni kurulan partilerde bir takım eksiklik, aksaklıklar mümkündür. Ancak eksiklik, aksaklık bir bakıma önümüzü görme adına, daha bizi donanımlı yapma adına bir dert ve duyarlılık da veriyor. O da güzel bir şey bence. Peki başkanım. İlçelerde sıkıntı yok. Her taraftan teşkilatlarınız devam ediyor diyelim. Peki Eksik başkanım. olan ilçe var. Evet. Eksik olan ilçeler var. Var mı? Peki. Mahfuz abi başkan olduktan sonra, il başkanı olduktan sonra ilde nasıl çalışmalarınız oldu? Şöyle bir öncelikli olarak kendimizi tanıtma gereği duymuştuk. Çünkü bir partinin yaşaması için tanıtıma en büyük ihtiyacı var. Bu tanıtım sosyal medya, yerel basın, geniş halk kitleleri, esnaf ziyaretleri, gençleri ziyaret, standlar açtık. Bir dönem stand açtık, esnaf ziyaretleri yaptık, kamu kurumlarında kendimizi hissettirdik, ziyaretler yaptık. Bu da tabii nezaket ziyaretleriydi. Hem kendimiz var olalım, hem bizi bilsinler, hem bizi tanısınlar. O açıdan böyle ziyaretlerimiz oldu. İlçe ziyaretleri oldu. Her kongre öncesi esnaf ziyaretleri yaptık. Bütün bu tanınmalar içerisinde bunlar yer alabilir. Evet. Peki. Sokakları geziyorsunuz Mahfuz abi. Vatandaşlarla Evet. görüşüyorsunuz, esnafları ziyaret ediyorsunuz. Bazen sosyal medyada denk geliyoruz. Vatandaşların size karşı tepkisi nasıl Mahfuz abi? Doğrusu ben Nisan ayında Genel Başkanımız Diyarbakır'a gelmişti. Diyarbakır'da gencinden yaşlısına herkesin bir sevgisiyle karşılaştık. Muazzam bir sevgi var. Tabii bu sevginin altyapısında rahmetli liderimiz Erbakan hocamızın bütün büyük kitlelere ve dünyaya verdiği mesajlarının yerini bulduğunu düşünüyorum. Bu açıdan tabii Bingöl'de de böyle. Mesela kurumlara gidiyoruz. Mutlaka kurumlarda bir eğitim müessesesi ise oradan Erbakan hocamızın yoluyla, zihin paydaşıyla bir şekilde kesişen eğitimcilerimizi görüyoruz. Veya kamu kurumlarında veya idari bölümlerde veya esnaflarımızda hakikaten çok büyük bir siyasi zihin dünyasının paydaşı halinde olduklarını görüyoruz. Bütün bunlar bize Erbakan hocamızın o zaman partileri kapatılmış olmasına rağmen Milli Nizam, Milli Selamet, Refah Partisi, Fazilet Partisi ve devam eden bugün kimi saadette, kimi yeniden refahta, kimi orada burada kendini milli görüş temsilcisi, mirasçısı zannediyorsa da aslında İslam toplumu milli görüş, yerli fikir, milli duruşun temsilcisi, mirasçısı, hakiki varisçisi Doktor Fatih Erbakan'dır. Onun hem yasal mirasçısıdır hem zihin mirasçısı olarak Refah Partimize muazzam bir teveccüh var.
Bunu görüyoruz. Bu da bir bakıma işimizi, şeyimizi zorlaştırıyor. Çünkü büyük bir teveccüh var. Bu teveccühe karşılık bizim yanlış yapma lüksümüz kalmıyor, olmamalı diye düşünüyorum. Yani sokak, cadde, esnaf, genç, yaşlı, hanımefendiler, beyefendiler, herkes açısından muazzam bir şey var, teveccüh var. Eğer bu teveccüh sandığa yansırsa biz birinci partiyiz. Bu insani teveccüh, siyasi teveccühe taşınırsa muazzam bir şey olacak. Kitle halinde geleceğiz Allah'ın izniyle. Hayırlısı olsun. Ama korkmasınlar, ben moderatör, korkmasınlar, kimsenin korkmasına endişe. Onların da ruhi ve dünyalarını inşallah rehabilite edecek. Geçmişte de bunun referansif örnekleri var. Gelecekte de olacak inşallah. Peki başkanım, şimdi sıradan bir vatandaş sizi sokakta gördü diyelim. Size sor, mesela başka partilere oy veren birisi diyelim. Size sorarsa işte başkanım neden biz size oy verelim? Sizin diğer partilerden farkınız ne derlerse yeniden Refah Partisi'nin farkını ne olarak açıklarsınız? Ya doğrusu zor bir soru. Hakikaten mesela benim evlatlarım var. Evlatları olanları da Allah bağışlasın. Büyük evladım Fenerbahçelidir. Çünkü ben Fenerbahçeliydim bir dönem. Dolayısıyla bir numara bizi taklit etmişti. Fenerbahçeli olmuştu. İki numaramız Galatasaraylı. Üç numaramız örneğin Beşiktaşlı. Bizim evde futbol açısından demokratik bir süreç var. Tahammül var. Ama şimdi bu niçin Refah Partisi'ne ve sorusuna gelince, geçmişte Refah Partimizin, rahmetli Erbakan hocamızın yerli ve milli kaynakları işletme ve onu halka dağıtma konusunda referansif değerlere sahiptir. Bu değerleri herkes konuşuyor. Ben bir şey izninizle anlatayım. Biz 14 Ekim ilk kongremiz öncesi siyasi partileri ziyarette bulunduk. MHP'ye de gittim ben, valiliğe de gittim, aynı zamanda HDP'ye gittim, CHP'yi de aradım. Ya bütün partiler, öyle bizim zihin dünyamıza ait partileri de gittik. Hepsine gittik, hepsinde ortak şunu gördüm, Erbakan hocamızın mirasının her yeri kapladığı, her yeri kapsadığını gördüm. Bu müthiş bir şeydir, yani buna gerekçe gösterilmez. Mesela bir parti dedi ki ya ben işte kamudan emekliyim, idareciydi. Ama dedi Erbakan hocamızın verdiği o büyük paralarla 96 Haziran'dan sonra geldiği büyük paralarla biz bugün bütçemizde kısmen şey olduk, rehabilite olduk. Maddi manevi olarak rehabilite olduk. Bunu herkes söylüyor. Böyle bir partiye niçin farkınız var, sizin şeyiniz nedir diye bir soru bilmiyorum yani cevap nasıl oldu? Evet, yani birisi size sorarsa neden Refah Evet. Partisi'ne oy vereyim derse cevabını bekliyoruz. Mahfuz Başkanım. Şöyle bir kere aldatmayacağız. Evet. Yani Erbakan hocamızın oğlu da aldatırsa bir iddialı bir şey söylüyorum. Bu ülkede, bu Türkiye coğrafyalarında 774 bin kilometre karede başka düzgün birini bulamayız. Onun için bizim liderimiz aldatmıyor. Aldanmıyor da. Aynı zamanda kandırmıyor, kandırılmayacağız da. Bu çok değerli bir şeydir. Kandırmayacağız, aldatmayacağız, aldanmayacağız ama inşallah. Onun için bizim mesela hem cami hem faiz bir arada olsun istemiyoruz. Hem liyakat hem mülakat bir arada olsun istemiyoruz. Yani kitleleri zehirleyen, bireyleri mahveden, ailelerin özgüvenini tarumar eden bu mülakat olayında biz Refah Partisi'nde olmayacağız. Refah Partisi burada olmayacak. En büyük fark bu olsun mesela. Başkanım, çok güzel bir konuya değindiniz. Sizi tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Özellikle Sizden. mülakat konusu çok 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 şikayet edilen bir konu. Peki sizin bu Evet. mülakata karşılık bir hazırlığınız, bir çalışmanız, yeni bir sisteminiz var mı Mahfuz abi? Şöyle, şimdi siz bir sistem koyarsanız bu kompütüre, bilgisayara, o bilgisayar koyduğunuz sisteme göre size hesap kitap yapar değil mi? Doğrudur. Şimdi eğer sistemden mülakatı kaldırır, mülakat çok zorunlu hallerde olur. Örneğin beden eğitiminde mülakat yapabilirsiniz. Örneğin müzik dersinde mülakat yapabilirsiniz. Örneğin
bir müezzin, bir Kur'an kursu hocası seçersiniz, o Kur'an şeyine göre, hani boğaz kalitesine göre seçebilirsiniz. Ama şimdi yani matematikten, biyolojiden, hukuktan, işletmeden, iktisattan, modern iktisattan ve benzeri alanlardan insanları bir KPSS denen bir yarışı sokuyorsunuz. Ardından bir mülakatla 90 puan alan birinci, ikinci, üçüncü sıralarda gelenleri atıyorsunuz. Bu hak değil, bu hakkaniyet değildir. Bunların ahı iktidarları da yıkar, muktedirlere de zarar verir. Aslında bu bir bakıma liyakat çok değerli bir şeydir. Ülkelerin, yerelin de gelişmesi adına kıymetlidir. Bu kıymetlerimizi niçin heba ediyoruz? Eğer korkumuz FETÖ, PKK, IŞİD ve benzerleri ise onları güvenlik soruşturmalarından daha hassas bir şekilde ayırt edebiliriz. Bu mülakat olmazsa olmazımızdır. Sistem koyacaksınız oraya. Yani sistemin değişmesi lazım diyorsunuz. Nasıl? Sistemin değişmesi lazım diyorsunuz. Sistemin değişmesi lazım. Bu sistem bir kere üniversiteye gençlerimizi gönderiyoruz. Ve çok aileler biliyorum, bazı gençleri arkasından büyük şehirlere göç ediyorlar. Neden? Kızım orada yalnız kalmasın, oğlum özgüveni bozulmasın, evini götürüyorlar. Büyük bütçelerle bunlar önce eğitimlerini okuyor. Ardından bunlara KPSS kurslarına giriyorlar. Bizim de evlatlarımız var, biliyoruz, bu süreçlerden geçtik. Evet. Sonra KPSS'den iyi bir puan alıyor. Bu defa mülakatta biz bunları eliyoruz. Bu eleme zehirlemedir, bu eleme hakarettir, bu eleme hakka hakikate hakarettir. Şeyin deyimiyle, büyük bir alimin deyimiyle diyor ki, hakkın hatırı alidir, hiçbir şeye feda edilmemeli. Yani hak kutsaldır. Siz kişinin, bireyin hakkını nasıl bir mülakat eliyle bozarsınız? Bu bir kere haklı insanlara da yakışmıyor diye düşünüyorum. Onun için liyakat çok değerli bir şeydir. Zaten liyakat adı üstünde, liyakat, ehliyet, bütün bunlar olduktan sonra sistem oturur yani. Başkanım. Herkes de hakkına ne olur? Kaybeden de der ki evet, en güzel sistem buydu, ben çalışmadım, giremedim der, saygı gösterir, isyan etmez. Başkanım, vatandaş şöyle diyor, diyor ki herkes seçimden önce bu sözü veriyor. İşte biz geldiğimizde haksız alımlar olmayacak, liyakat olacak, işte mülakat olmayacak falan, ama iktidara geldikten sonra ya da belediyeyi kazandıktan sonra yine kendi adamlarını alıyorlar diyorlar. Siz yarın bir gün Refah Partisi de iktidar olursa onlar da kendi adamlarını alırlar diye düşünebilirler. Bunun için ne diyorsunuz Mahfuz abi? Ya doğrusu ben küçük bir şehirde yaşıyorum. Neticede Bingöl'de yaşıyorum. Hepimiz küçük bir şehirde yaşıyoruz. Burada olan bitenden de haberdar oluyoruz. Ancak bizim geçmiş bir iktidar sürecimiz oldu. Ben o zaman il yöneticisiydim. Evet. 96 Haziran'da 94 şeyde Mart'ta bizim belediye başkanımız seçildi. Ardından 96 Haziran'da Erbakan Hoca başbakan oldu. Yardımcısı Tansu Çiller hanımefendiydi. Biz o süreci biliyoruz. O süreçte biz ihalelere, şunlara, bunlara, ben şahsen girmedim. Bizim partiden de girenleri ben hatırlamıyorum. Bilen varsa medyadan yazsınlar, cevaplayalım. Ya böyle tevessül etmedik bu tip işlere. Alımların da doğrusu o zaman ne kadar alım vardı, o alımlardaki sistematiği de sorguluyorum. Neden sorguluyorum? KPSS'den önce çok böyle bir yazılı sınav vardı. Yazılı sınavlardan sonra subjektif değerlendirmeler vardı. Ben bunu kabul ediyorum. Evet. Ama şimdi dijital dünyadır, yeni bir çağdır. Şu an mesela biz birbirimizden uzağız. Bir taraftan mesela Almanya'dan bize katılan var, soran var. Bu dijital dünyada hala klasik metotlarla hak yere mülakatlar yapılarak bir yere varamayız. O açıdan bizim geçmişte uygulamalarımız var. Geçmiş uygulamalarımız bizim gelecekte olan referansif değerlerimizdir. Bir bakıma öyle bir referansımız var, şeyimiz var yani. Yani geçmişimiz ortada diyorsunuz. Geçmişimizde evet. Yaptıklarımız da yapacaklarımızın teminatıdır diyorsunuz. Başkanım, evet. Misafirlerimize yine bir hoş geldin diyelim. Süleyman Ertuğrul geldi. Süleyman Hocam merhaba, hoş geldiniz abicim. Ondan sonra Ahmet Zaza Gündüz, hoş geldin. Onun sorusu var. Sorular soracağız biraz sonra sevgili takipçilerimiz. Abdurrahman Koçak Elçi gelmiş. Merkez İlçe Başkanı bildiğim kadarıyla, doğru mudur Mahfuz abi? Selam söylüyor. Evet, evet. Yunus Şaşar Vakfı inananlarındır ve yakındır diyor. Bingöl
Murat, beyin bir donanımdır. Herkes yapar ama akıl bir yazılımdır. Herkes yapamaz. Doktor Fatih Erbakan'ın sözünü söylemiş. Oğuzhan Barulay, Sayın Nafuz Başkanım, Sayın Doktor Fatih Erbakan Başkanım düşünceleri, görüşleri halk için, özellikle gençler için nasıl çalışmaları olacaktır diyor. Tabii Oğuzhan Barulay şeyi soruyor. Fatih Erbakan'ın düşüncelerini soruyor. Evet. Tevfikler Başkanım mükemmel bir yayın oluyor. Saygılar demiş Seyfi Ulukay. Aleyküm selam. Evlat babasının sırrıdır diyor. Mustafa Ayarlı ruh şad olsun diyor. Fatma Bayramoğlu gelmiş. Fatma Bayramoğlu kendisine buradan selam söylüyoruz. Hoş geldiniz Fatma Hocam. Uzun bir yorum var. Bingöl Murat'ın. Evet. Zaza kardeş sesin iyi gelmiyor diyor Süleyman Hocam. Süleyman Hocam tekrar hoş geldiniz. Peki o zaman bir Fırat Aytunç başarılar diliyorum demiş. Hoş geldiniz. Aleyküm selam Süleyman abi. Evet. Şimdi biz o zaman bir soru, o soruya cevap verin başkanım. Şey mi? Oğuzhan... Şimdi Ahmet Zaza Gündüz'ün bir sorusu var. Onu soralım. Ahmet evet. Zaza Gündüz. Zaza aidiyeti, dili, kültürü için programlarında neler var? Sorar mısınız? Diyor. Evet. Zaza dil ve aidiyeti. Evet. Ben bu soru için Ahmet kardeşimize teşekkür ediyorum. Doğrusu parti programımızda Zaza diliyle alakalı şu maddeler var diyemiyorum. Vakıf değilim o hadiseye. Ancak şahsıma soracaksa Cenab-ı Hak insanları yaratırken bölük bölük, öbek, aşiret, soy, ona göre yarattım diyor. Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir değeri, bir üretimi, bir hakkı kişilerin, sistemlerin, partilerin almasına gücü yetmez. O açıdan Zaza dilinin geliştirilmesi gerekir. Ben de kendim bir Zazayım. Ancak Türkçe'ye gösterdiğim özen, edebiyat, kültür, literatürü Zaza diline gösteremedik. Neden? Yakın zamana kadar Zaza dili yoktu ama şimdi artık üniversitelerimizde nasıl Hindu dili, İngiliz dili ve edebiyatı varsa, Kürt dili edebiyatı varsa Zaza dili ve edebiyatı da var. Bu açıdan açanlara teşekkür ediyoruz. Tabii bu geliştirilmelidir. Ben yakın zamanda bir kuruma gittim, bir ziyarete gittim. Çok kıymetli bir bürokratımızla tanışma fırsatı buldum. Orada kendisi Zaza, eşi Türk olan bir bürokratımız aynı zamanda. Ama hakikaten Zaza dili konusunda bize yaptığı nazik hatırlatmalar için kendisine teşekkür ediyorum. Anlaşılan kendi eşine de buradan şöyle bir eğitimde tavsiyede bulunmuş, kitaplar almış, üniversiteden almış, kaynak bilgileri erişmiş. Oradan kendi eşiyle Zazaca'yla bir muhatap. Şimdi ben Zazaca biliyorum, Kürtçe biliyorum, biraz İngilizce, Türkçe biliyorum. Bu bir değerdir, bu bir zenginliktir. Bu zenginliği korumak lazım. Bu zenginliği yerli ve milli şeyler içerisinde koruyarak bu Zaza dilini geliştirmemiz lazım. Ben çok teşekkür ediyorum hakikaten. Kendimi de bana getiren bir soru yani. Çok sağ olsun, var olsun. Ahmet Zaza Gündüz'e teşekkür ediyoruz. Ahmet Zaza Gündüz'ün yine şöyle bir yorumu var. 15 milyon Zaza halkı var ama hiçbir parti diline almıyor. Zazaların sıkıntılarını görmüyor. Kendisi ne der diye yine soruyor. Cevabı vermiş oldunuz. Anladığımız kadarıyla Mahfuz abi, siz Zaza diline, kültürüne İslami yönden bakıyorsunuz. Kul hakkı yönünden. O yüzden yani hakkını teslim ediyorsunuz. Peki. Abdurrahman Koçaklar için teşekkür etmiş. Teşekkür ediyoruz bize kendisine. Allah razı olsun. Aydın Çeçen, iman varsa imkan vardır değil mi? Peki. Bize teşekkür ediyoruz. Peki Mahfuz abi, devam ediyoruz. Arkadaşlar, sesiniz kötü gelirse, az gelirse bizi uyarın lütfen. Yani doğrusu iyi şu an. Bazen isim söylerken tam telaffuzda eksiklik yaşıyorum. Tamam. Mahfuz abi, şimdi siz şöyle bir net bir soru sorayım. Evet, buyurun. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir diye bir soru sorsak acaba ne cevap verirsiniz? Yani evet, Zazalardan bir demin Ahmet Bey 15 milyondan bahsetti. Kendisine teşekkür ediyorum. Tabii Zazalar sadece bizim Bingöl'le sınırlı değil.
Bu vadide, bu şeyde Zazalar var. Yani başımızda Tunceli var, Zazalar var. Diyarbakır'da var, Elazığ'da var, Adıyaman'da var, Urfa'da var. Ben Zazalar'la ilgili bir küçük bir anekdot anlatayım. Yıllar önce İstanbul'dan Sirkeci'den tren vardı o zaman. Metrodan tren vardı. Trenle Zeytinburnu'na gidiyorum. Karşımda biri oturdu. Baktım ya, dedim, bu ya bizim Solvanlı ya gençlidir. Davranışından, şeyinden, karakterinden tanışma fırsatı bunu dedi ki, ben Bitlisliyim. Anladım ki Bitlis'te de Zazalar varmış. Öğrenmiş oldum. Tabi bu Zazaları korumak lazım. Neden? Bitmesinler, tükenmesinler. Bu Zaza ailesini biz koruyalım aslında, bir bakma. Ama bunu söylerken Kürtçe konuşan Kürt kardeşlerimiz bundan alınmaz. Zaten onlar büyük bir toplum. Onlar zaten, mesela bizim medreselerin geleneksel Arapça dili Kürtçedir, biliyorsunuz. Arapçanın yanında Kürtçe yapılıyor. Bu çok güzel bir atıftır, güzel bir kıymettir. Mesela babam, rahmetli babam, medresede okurken Kürtçeyi çok güzel öğrenmiş. Demek orada öğrenmiş. Ya da komşulardan, ticaretten, ilişkilerden öğrendik kısmen. Tam bilmesek de. Ama aynı şekilde biz arkadaşlarıma, Kürt kardeşlerime, Kurbanca konuşan kardeşlerime diyorum ki, ya biraz daha siz de Zazaca öğrenin. Ya diyorlar, bu Zazaca çok zordur. Vallahi Çince gibidir diyorlar. Ama bak, biz konuşuyoruz bu Çince'yi. Demek ki zor değildir. İsteyen öğrenebilir. O bahsettiğiniz soru neydi? Onu Refah Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Mahfuz Şimdi Refah Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı, tabii ki şöyle söyleyeyim ben soruya cevabını. Her partinin kendi genel başkanları potansiyel Cumhurbaşkanı adayıdır. Yani anlayacağı partiler hangisi olursa olsun, bu çok tabiidir ki genel başkanları potansiyel Cumhurbaşkanı adayıdır. Böyle olunca da bizim Cumhurbaşkanı adayımız, net ve mertçe söyleyeyim, Doktor Fatih Erbakan'dır, olacaktır. Maşallah. Yani bu parti olarak da herhalde böyle bir karar alındı. Doğru mudur başkanım? Resmi bir karar alınmamasına rağmen, ama partinin MKK'larında, MYK'larında, basın toplantılarında, her alanda söylenen şey, Cumhurbaşkanı adayımız Doktor Fatih Erbakan'dır. Net ve mert bir cümledir bu. Peki, hayırlı olsun. Bingöl Murat demiş, tabii ki 13. Cumhurbaşkanımız Doktor Fatih Erbakan'dır demiş. Peki, Oğuzhan Barolay, sevgiler, saygılar sunarım Sayın Başkanım ve Zala kardeşim. Teşekkür ediyoruz. Nabız abi devam ediyor sorularımıza. Başkanım, belediye başkanlığına aday çıkaracaksınız tabii. Seçimlerine gireceksiniz nasip olursa. Peki, Ya farz edin belediye başkanlığına aday oldunuz. Belediye başkanlığında farz edin kazandınız diyelim. evet. Mevcut belediye başkanlarından ya da önceki belediye başkanlarından farkınız ne olur Mahfuz abi? Artınız ne olur? Farkınız ne olur? Ya doğrusu belediye başkanlığı seçimi 2024'tedir galiba. 2024 30 Mart'ta olacak. Bunun öncesi var mesela, Cumhurbaşkanlığı'yla beraber milletvekilliği süreci de var. Malumunuz 2023'teki sandıkta iki tane sandık konacak. Bir Cumhurbaşkanlığı sandığı, bir de milletvekili sandığı konacak. İki tane oy kullanılacak orada. Bundan sonraki ilk seçim mahalli seçimlerdir. Tabi belediye başkanlıklarıdır. Muhtarlarımızdır, meclis üyeleridir, belediye meclis üyeleridir. Doğrusu belediyede çok iddialıyız, öyle diyeyim. Neden? Artık alternatifiz, iktidarın özüyüz, kendisiyiz. Refah Partisi yeniden kendi gücüyle, belediyelerle tanışmak zorundadır. Çünkü arzu ettiğimiz hizmetleri belediyeler aracılığıyla, yerelden kalkınmayla genele ulaşma adına hakikaten kıymetli bir fırsattır bizim için. Farkımız ne olacak? Farkımız, bir şey reklamı vardı yıllarca, deterjan reklamı. Farkımız fiyatımız diyordu o. Ben öyle söylemeyeceğim. Bir kere belediye sevgi siyasetiyle yönetilecek. Hakikaten iktidarların, muktedirlerin, koltuk sahiplerini, güç devşirenlerin bir kere şey düşünmesi lazım.
Maddi güçlerinin yanında manevi donatımlarının, donanımlarının ve denetimlerinin de olması gerekir. Yoksa belediye bir şirket gibi yönetebilirsiniz. Hakikaten belediye başkanlığı çok değerlidir ama çok israf yerleri de olabiliyor. Farkımız ne olabilir? Ben şöyle Bingöl'deki yapılanmayı şöyle özetleyeyim. Bir kere bizim zihin anlayışımız, Osmanlı Cihan Devleti'nden gelen, Selçuklu'dan gelen mimari estetiğimiz şehirlerimize yansımıyor. Bunu söylem olarak söylüyoruz ama camimiz, iş yerimiz ve benzeri yerlerimiz, sokağımız, caddemiz buna uyumlu değil. Bir kere bunu yapmamız gerekir. Bu yani camiye de giderken, okula da giderken, iş yerine de giderken bu uyum bir tempo halinde olması lazım. Bu zihniyetimizi böyle bir bütün halinde bizim yansıtmamız lazım. Belediyeler bu açıdan iyi bir kaldıraçtır, iyi bir öngörüdür. Bir kere Bingöl'de hatırıma gelmişken söyleyeyim. Bizim mesela bir umumi kadın tuvaleti yoktur ya Bingöl'de. Ya umumi bir kadın tuvaleti yoktur. Hatta yani bu konuda da hakikaten sıkıntılar yaşanıyor. Bu neden olmaz? Bu gerçekten ciddi bir şeydir. Aslında belediye başkanımıza, mevcut belediyelerimize de alın size bir fikir. Bunu uygulayın yani. Siz uygulayın, biz size teşekkür edelim. Ama bu ihtiyacı giderin diyorum. İkinci önemli şey, bunu çok önemli görüyoruz. İkinci önemli şey, bu kaldırım işgalleri bizi hakikaten düşündürüyor. Gelen bütün mutlaka reislerin böyle bir derdi var. Bu kaldırım işgallerini şehrin dinamiğine, şehrin medeniyetine hakikaten uygun değil, yakışmıyor. Yani bunu bir çözmek lazım. Bunun çözümü de sistematikle, hatırla olacak bir şey değil. Sistemi oturtacaksınız. Ben mesela uzattım ama bir örnek vermek istiyorum. Karakter kazanma, davranış kazanma açısından söylüyorum bunu. Yıllar önce iş yerinin önüne gelen bir vatandaş elinde sigara vardı ama sigara içerken yaz günü dışarıda sigarayı böyle korkudan içiyor. Korkmuyor da yani böyle bir temkinli içiyor. Sonra anladım ki yurt dışında kalmış, Almanya'da kalmış. Orada bazı değerler öğrenmiş, disipline edilmiş. Eğitimi de yoktu bu abimizin, geldi ama Türkiye'de sigara izmaritini yere atmadı. Çekirdek yerken yere atmadı. Bu müthiş bir şeydir. Bunlar sistemle alakalıdır. Sistematik bir şeydir. Bunu sistemle yapmalısınız. Bilgi lazım, ilim lazım, kültür lazım, sistem lazım. Davranış bizi ancak böyle kazandırırız. Peki başkanım, Pardon. peki Kazandırırız. Belediyeler bu açıdan kıymetlidir. kaldırım işgallerini hallederiz dediniz. Kadınlar tuvaleti dediniz. Güzel. Yani, evet. Bunun yanında mesela tam bu arada bir soru soralım. Bir bayan Fatma Bayramoğlu, değerli başkanım, kadınların çalışmasıyla ilgili bir projeleri var mı diyor. Ya doğrusu kadınların çalışması benim şahsi fikrimden ziyade mesela büyük şehirlerde kadın el sanatları geliştirme çarşıları oluşturmuşlar. Ben yakın zamanda İstanbul'daydım. Ümraniye Çarşısı'nda, Üsküdar Çarşısı'nda bunları görüyoruz ya, ama kurumsal bir çarşı yani öyle. Hakikaten kadınların girdiği, iş yaptığı, çalıştığı, emeğiyle, bilgisiyle iş yaptığı çarşılar var. Örneğin biz mesela örnek diyorum, bir guldar domatesi hakikaten bir tat olarak, aroma olarak çok kıymetli bir domatestir. Şimdi bu domatesin neden direkt köylüden, o hanım kardeşlerimizin eliyle, üreticiden hanım kardeşlerimizin eliyle niçin satılmasın? Hem onların emekleri gitmesin, hem hanımlar aynı zamanda mutfaklarına daha aidiyetler güçlü olan bireylerdir. Ben çok değer veriyorum. El sanatları hakeza öyle, beceriler, yetenekler öyle. Mesela ben yakın zamanda bizde hanım kardeşlerimizden iş kadını olanları görüyorum. Özellikle onları ziyaret etmek istiyorum. Gerçekten harika işler çıkartıyorlar. Bunların desteklenmesi lazım. O açıdan o sevgili hanımefendiye, Bayramoğlu kardeşimize, hocamıza teşekkür ediyorum bu soruları sorduğu için. Evet, Fatma Bayramoğlu'na biz de teşekkür ediyoruz. Başkanım, peki belediye olarak Bingöl'de yani bir proje söylerseniz, bir iki tane ne söyleyebilirsiniz başkanım? Mesela Bingöl'de hayalini kurduğunuz bir proje var mı? Ben şöyle Yeniden Refah Partisi Bingöl Belediye Başkanlığı'nı alırsa şunları yapmayı çok istiyorum dediğiniz projeleriniz var mı başkanım? ya doğrusu şimdilik böyle afaki konuşmak bana yakışmıyor.
belki bir siyaset adına bir şeyler vaat edebilirsiniz. Bu insanları hoş da tutabilir ama ben sevmiyorum böyle şeyleri. Neden? Ama gerçekçi olmak gerekirse hayallerimiz var tabii. Nedir o? Mesela ben üniversite mezunu gençlerimizin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onlarla uyumlu, ahenkli ne tür bir projeler yapılabilir? Onlarla bir çalıştay yapılmalı. Onlara bir değer verilip onların diplomalarından ziyade kişiliklerini kazanmamız gerekiyor. İkinci önemli şey, ondan sonra projeler ortaya çıkar mı? İnşallah çıkar. İkinci önemli şey, bu ilde mesela şeyler var. Zaza dili konusunda belediyeler motor görevi görebilir. Yani sadece üniversiteye bunu bağlamamamız. Belediyeler bu konuda yerel dinamikleri harekete geçirerek yerelde şeyler var. Oradan kaynaklardan yararlanabilir. İnsan kaynağımızdan, diğer kaynaklardan yararlanıp bunu faaliyete sokabilir. Birkaç şey mesela böyle gençlerimizin de hoşuna gidebilecek ama fizibilitesi de mümkün olabilen realist bir şey söyleyeyim. O da şu, raylı tren sistemi biraz feasible olmasa da, gerçekçi olmasa da, şehir küçük diye söylüyorum bunu. Ama bir teleferik niçin olmasın? Teleferik. Çok çok önemli bir şey söylediniz. Teleferik nasıl mesela, nereden olabilir, nasıl olabilir teleferik? Teleferik şehrin coğrafyasına da uyumludur. Bu coğrafya bizim iki yakamızı şey yapan, arada gölü var. Bu göl üzerinden vaktiyle bizim de içinde bulunduğumuz siyasiler göl yapmışlardı. Sallarla, sandallarla karşıdan gidip gelmeler söyleniyordu. Bu çok harikaydı. Söylemi güzeldi ama eylemi de inşallah ikinci Refah Partisi iktidarına düşer, öyle diyeyim. Yani teleferik şöyle, hem bir ulaşımdır, bir kültürdür, bir gezidir, turizmdir bir bakıma. Bizim coğrafyamız bu açıdan müsaittir diye düşünüyorum. Onun için bunu değerlendirmek lazım. Tabii bu maliyet fayda ilişkisi, maliyet ve gelir nedir, onu teknik olarak şu an haiz değilim. Ama bazı yerlerde bunu uygulamasını görüyorum, biliyorum yani. Sizi tebrik ediyorum. Teleferik konusu önemliydi. Peki, teleferik olursa nereden mesela şehir merkezinde nereye kurarsınız? Nereden nereye gidecek? Nereye bir dolaşacak? Ya mesela şehrin iki yakasını birbirinden ayıran bu bir dere var. Bu çok güzel bir dere. Oradan bir sayfiye geçsi olur. Mirzan Tepesi olur mesela. Mirzan Tepesi bir başına fotoğraf çekenler için, orada bir çay içenler, istirahat edenler için, aza giderken, az yoluna, onu orayı söylüyorum. Hakikaten muazzam bir veri veriyor topluma. Resim veriyor, fotoğraf veriyor, haz veriyor, oksijen veriyor. Teleferiğin oralarda bir uygulaması yapılabilir. Peki, yani bu teleferik ulaşım olarak kullanılacak değil mi başkanım? Şu ulaşım adına çok, çünkü bizim öyle zor ulaşım alanlarımız yoktur. Olsa teleferik kullanılabilir ulaşım için. Ben daha ziyade kültür, turizm diye bakıyorum yani. Peki başkanım, yayından önce bana bir hayalinizi söylemiştiniz. Belediye otobüsleri demiştiniz. Yani şehir içi belediye ulaşımı. Evet, doğrusu yakın zamanda da ben özel halk otobüsüne ziyarete gitmiştim. Onların şoförler gününü o gün kutlamıştım. Kasım'ın kaçıydı? Şoförler günümüz vardı. Onları tebrik ediyorum. Tekrar bütün şoförlerimizi, şoförlük yapan, o koltukta oturanları, kazasız belasız evlerine erişmelerini, çoluk çocuklarıyla yaşamlarını idame etmelerini diliyorum. Ancak tabii şehrin dengesi olması gerekir. Özel halk otobüslerine haklı haksız bazen ithamlar yapıyoruz. Yani aslında çok zor şartlar altında da yaşıyorlar. Maliyetler bazen yükseliyor bu artan mazot petrolden dolayı. Ama onları da dinlemek gerekir. Belediyeyi de dinliyoruz. Biz oraya bir dengeleme yapılabilir mi? Aslında niçin civar mücavirlerimizde var? Neden Bingöl'de yok? Hakikaten bu soruyu soruyorum. Biz inşallah bu konuda onlarla da uyumlu, şehrimizin ihtiyacına cevap verecek en önemli işlerden biri olarak görüyoruz. Ve biz belediye otobüslerini niçin koymayalım? İnşallah ilk fırsatta olsun diyorum. Peki başkanım. Evet. Başkanım, biliyorum sizin gençleri de çok sevdiğinizi biliyorum. Bazen bazı futbol takımlarına, idmanlarına gittiğinizi de biliyorum.
Evet. Görüntünüz gitti Mahfuz abi. Ha, şimdi geldi. Spor Geri için, alalım. Özür dilerim. ne diyorsunuz? Spor mesela Bingöl'de bir 12 Bingöl sporumuz var Bal Ligi'nde. Ama Bal Ligi'nden yukarı çıkamıyor. Bir Solhan voleybol takımı vardı. Siz de Solhanlısınız. Evet. Yani belediye başkanlığını alırsanız spor için ne vaat ediyorsunuz başkanım? Ya doğrusu ben sportif olarak öyle çok nitelikli bir derinliğe sahip değilim. Ancak geçmişimde masa tenisi oynadım. Voleybolda da yeteneğim vardı. Futbolda da yeteneğim var diyenler oldu. Ama tabii bu işin bir ilmi var, emeği var, derinliği var, geçmişi var. Mesela sporla ilgilenenleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hakikaten zor bir alan ve nankör bir alan. Niye nankör dedim? Bazen en verimli çağınızda sakatlanıyorsunuz. Bütün şeyiniz heba oluyor. O açıdan ben Solhan için şöyle bir tarif kullanmıştım Solhan Spor için. Cismi küçük, cürmü büyük Solhan Spor demiştim. Hakikaten Solhanlıyım demek bir bakıma Solhan Bingöllüyüm demek bir bakıma böyle bir gurur vesilesi, bir reyting vesilesi, hatta ranting vesilesi yani. Ama maalesef o sporumuz parasızlık yüzünden galiba bu hallere düştü, ikinci lige düştü. Bu bizi üzüyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bingöl'deki Solhan'daki sporcu kalkıyor, İstanbul'da Fenerbahçe ile Beşiktaş'la bilmem kimle o büyük güçlerle mücadele ediyor. Bu özgüven bir bakıma yeni yetişen nesli sadece sporda değil, eğitimde, sanatta, her alanda bu gençliğimizi ne yapıyor? Aslında bir bakıma motive ediyor. Çok kıymetli bir rol model üretiyor, oluşturuyor Peki başkanım. diye düşünüyorum. Mehmet Ali kardeşim gelmiş. Mehmet Ali hoş geldin kardeşim. Seni seviyoruz. Mehmet Ali'nin bir sorusu var başkanım. Buyurun. AKP ile AK Parti ile Refah Partisi arasında gizli bir anlaşma, koalisyon var mı? Halk bunu merak ediyor diyor. Siz ne diyorsunuz? Bizi aydınlatabilir misiniz diyor. Ya doğrusu Adalet ve Kalkınma Partisi ile Yeniden Refah Partisi arasında bir gizli şey yoktur. Gizliyse benim haberim olmaz zaten yani. Gizli diye bir şey, öyle bir şey de yoktur. Ancak şu var, Genel Başkanımızın da yetkili kurullarımızın da söylediği arka kapı diplomasileri olabilir. Örneğin ben yakın zamanda Ankara'daydım. Bir genel başkan yardımcımızın bana şu söylediğini biliyorum. İşte AK Parti genel başkan yardımcıları gelmişti buraya. Bir sohbetimiz oldu. O sohbette bize dediler ki ya sizin oy yüzdeniz bizim yaptığımız araştırmalara göre oy yüzdeniz %4'tür. Bunu kendileri söylüyor. Tabi o arada arka kapı diplomasisi işliyor. Ne demek? İşte beraber ittifak olalım, şunu yapalım, bunu yapalım şeklinde. Ama resmi olarak hiçbir şeye dönüşmüş değil bu. İttifak ilişkiler, ittifak çalışmaları. Yani Biz bir şey duymadık. herhangi bir Duymadık. ittifak yok diyorsunuz. Şu anda kendimiz seçime gireceğiz diyorsunuz. Doğru mu başkanım? Başkan söylediğini ben isterseniz tekrarlayayım o kardeşimize, Mehmet Ali kardeşimize. Bizim Millet İttifakı'yla ittifakımız yoktur. Cumhur İttifakı'yla da ittifakımız %1'in altındadır. Gerekçe de şudur. Ne masa başındakilerle ne kasa başındakilerle ittifakımız şu ana kadar yoktur. Söz konusu değildir. Bundan sonrası için de bilemiyorum yani. Peki başkanım biz çok teşekkür ediyoruz. Böyle içten cevaplar veriyorsunuz. Allah razı olsun. Abdurrahman Koçak elçi oy oranımız %4,7'ye çıktı diyor. Başkanım Evet. kendisini selamlıyoruz. Hayırlısı olsun diyoruz. Peki. Peki Mahfuz Başkanım devam edelim sorularımıza. Bingöl'de Refah Partisi olarak yeterince destek aldığınıza inanıyor musunuz Mahfuz Başkanım? Yani doğrusu şöyle sokağın sesi, esnafın nefesi, gençlerimizin hevesi, kadınlarımızın duası, yaşlılarımızın bize şefkati şunu gösteriyor. Biz ciddi oranda geliyoruz, ciddi oranda destekleniyoruz, ciddi oranda aranıyoruz ve seviliyoruz. Evet.
Bu insani sevgi siyasi sevgiye örtüşür, sandığa yansırsa biz hakikaten burada çok kıymetli bir alan edinmiş olacağız. Buna canı gönülden inanıyorum, yürekten de bunu görüyorum. Başkanım, Bingöl'de bir hedef koyarsanız, yani gerçekçi bir hedef söylersek, kaç bin oy alabiliriz diye düşünüyorsunuz? Kaç bin oya ihtiyacınız var Bingöl'de? Yani doğrusu bu bir esnek bir şey. Böyle bir aralık söylemek lazım. Henüz seçim satım ailine girmemişken bunları söylemek biraz zordur. Ama bizim hedeflerimiz arasında ilk seçimimiz bu. Bu ilk seçimimiz, malumunuz. İlk kez seçime gireceğiz. Dolayısıyla bize de bir heyecan veriyor. Bizi de bir heyecanlandırıyor. Ama buna geçmeden önce bir örnek vermek istiyorum izninizle. Yakın zamanda Çankırı Dodurga'da bir seçim oldu. Evet. Neydi? Çankırı Dodurga'da bir belediye seçimiydi. Orada Cumhur İttifakı AK Parti kanalıyla seçime girmişti. Millet İttifakı Davutoğlu kanalıyla seçime girmişti. CHP girmemişti orada. Ondan sonra Refah Partisi girmişti ve benzerleri. Biz orada, AK Parti kazandı. İyi bir reyle kazandı. Evet, ama biz orada ana muhalefet olmuştuk. Şeyde %8 oy almıştık belediye meclisinde. Evet. Yani meclis oylamasında %8 almıştık. Belediyelerde %6 oy almıştık. Bu ne demek? Toplumun Refah Partisi'ne olan bir güveni var. Ama bu güveni bazen rakamla, bazen sevgiyle görüyoruz. Çünkü biz sevgi siyasetiyle geliyoruz. Bu sevgi siyasetinin muhakkak bir karşılığı olacak. Bu karşılık bazen sandıkta yüksek olabilir, bazen az olabilir. O esnek rakamı doğrusu söyleyemiyorum. Ama net olarak şunu söyleyebilirim. Biz yeniden seçime giren bir parti olarak geçmişimizden aldığımız güç ve vizyonla geleceğimizi öngörürken en az bir vekile tekabül eden rakama inşallah ulaşacağız. Ve bundan da çok eminim. Çok bunu söylerken de bir politik süreç değil, bir insani siyaset adına söylüyorum. Yani biz Bingöl'de yeniden Refah Partisi olarak tek başımıza bir tane vekil çıkaracağız diyorsunuz alanımızda, doğru mu? Yani göstergeler, parametreler, donanımlarımız, teveccühler bunu göstermesi gerekiyor. Evet. Peki başkanım, biraz özel bir soru sorayım. Başarısız olursanız Bingöl'deki seçimde İstifayı düşünüyor musunuz? İstifa müessesesi için ne diyorsunuz? Ya doğrusu 58 yaşında il başkanlığını almış birine bu soru biraz zordur ya başkan. Şöyle söyleyeyim, bunu bir latife olarak söylüyorum. Biz koltukları seven, koltuklardan şeref alan bir zihin dünyasına ait değiliz. Ancak şu olabilir, biz koltukların mevkileri ve mevzileri zihin dünyamıza ait olan fikirlerimizi inşa ve ihya etme adına buralardayız. Eğer biz bu topluma faydalı, bireylere faydalı olamıyorsak tabii ki burada kalmanın bir anlamı yoktur. Bunu laf olsun, torba da olsun diye söylemiyorum. Ama şunu söylüyorum, eğer o başarısızlığın altında mahfuz arsa net bir şekilde başarısızsa tabii ki ben o konuda çok şeyim, aynı zamanda karşı tarafı da düşünen, karşı tarafı da kendi yerine koyan, onu da kendini de onların yerine koyan bir anlayışa sahibim. Anladım. Evet, net şekilde cevabımızı almış olduk. Evet. Sayın Mahfuz Arslan, Bingöl'de vatandaşlarla konuştuğunuzda genel olarak Bingöl'de özellikle vatandaşın şikayeti ne oluyor? Mahfuz abi, size mutlaka şikayet ediyorlardır. Belediyeyle ilgili, evet, olabilir, genel olabilir, üretim olabilir, istihdam olabilir. Vatandaş derdi nedir Bingöl'de? Kıymetli moderatör bey, ben şöyle o deminki sorunuza ek olarak şey söyleyeyim. Şimdi başarısızlığın bir de ölçüsü ne? Yani biz seçime ilk kez gireceğiz. Daha önce bir seçim yok. Neye göre başarılı, neye göre başarısız, bir done de olmayacak elimizde. Onu sormakta beis görmüyoruz. Onun ölçüsü ne yani? Peki, tamam. O sorumuzu geçelim o zaman.
İkinci Daha önce sorum. bir geçirmemiş bir parti olarak örneğin diyorum, o başarısının bir ölçütünü bulamadım, o açıdan söylüyorum. Başkanım, başarının ölçüsü şöyle olabilir. Affınıza sığınarak söylüyorum. Siz bir hedef Başka. koyarsınız. Siz bir hedef koyarsınız. Bak mesela bugün canlı yayında bir rakam, mesela bir milletvekili çıkarabiliriz dediniz. Vatandaşın teveccühü var dediniz. Örnek veriyorum, o da bir başarı, bir şey olabilir, kıstas olabilir yani, başarı başarısızlık açısından. Başkanım şeyi sordum ben, vatandaşın genel şikayeti nedir? Şu anda Bingöl'de vatandaşın derdi nedir? Siz bir tecrübeli siyasetçi olarak buna ne cevap verirsiniz? Yani şöyle, çok tecrübeli olmaya da gerek yok. Neden? Bu konuda bizi tecrübeli görmenize teşekkür ediyorum. Yaş olarak bir tecrübemiz var, öyle diyelim. Siyasetin formülü yoktur. Siyasette iki iki daha dört etmiyor. İki kere iki dört etmiyor. Bazen beş ediyor. Bu ayrı bir şey ama gördüklerimizi şöyle özetleyeyim. Vatandaşın bir kere siyaset bireye ve topluma rahatlıktır. Siz zorluk çıkartıyorsanız negatif siyaset üretiyorsunuz demektir. Refah Partisi bir kere pozitif siyasetin adresidir. Sevginin, şefkatin, merhametin adresidir. Toplum burada en çok birey ve toplum, eğitimli işsiz gençlerimizin ben dinlerken rahatsız oluyorum. Evet. Burada bir nüans yapıyorum. Eğitimli işsiz gençlerimiz. Daha üniversite mezunları daha çok. Yani okuttuk bunları. Bunları üniversiteye gönderdik. Sonra şimdi orada burada sürünüyorlar. Yakın zamanda bir diş hekimi adayının babasıyla görüştüm önceki gün. Diyor ki ya devlete atansa ne kadar iyi olur. Hayır, özel aç dedim. Diş hekimlerin alanı var. Böyle bir müsait alan var. Para yok diyor bu defa. Bir kere yani bozukluğu var. Gelir dengesizliği, adaletsizliği var. Bu çok tartışmasız. Bazı evlere dört sigortalı, dört birey var, dördü de sigortalı. Bazı evlerde hiç sigortalı var. Bu adaletsiz bir yapıdır. Yani dayı olan Ankara'ya giden, işte Ankara'da dayın yoktur, mabuda kurban niye geldin demişler bir dönem türküler. Bu türküler hakikaten sahici türkülerdir yani. İnsanların güvenini zedeleyen bu tip şeyler çok konuşuluyor. Hayat pahalılığı çok konuşuluyor malumunuzca. Adaletsizlikler çok konuşuluyor. Gücü alan yanına ikinci bir güçle gidiyor. Oğlunu alıyor belediyeye, vatandaşı alıyor belediyeye, belediyedeki vatandaş da oğlunu alıyor. Bu nasıl bir iştir ya? Yani bu Bingöl'de olmaması gereken, çünkü en muhafazakar yer olarak biliyoruz ama haksızlıkta da birinciyiz. Vatandaş bunları konuşuyor. Bir de fiyat şeyi yok. Fiyat birliği yok. Çok değişik fiyatlarla karşı karşıyayız. Marketleri, bizim yerli marketlerimizi şey yapmayalım, töhmet altında bırakmayalım. Genelde öyle bir şikayetler var. Eğitimli, nitelikli, eğitimli işsizliler var. İşçi göçümüz çok göç verdi Avrupa'ya. Bunun aslında bir takım avantajı da var, dezavantajları da var. Buna benzer bir takım adaletsizlikler var ve benzeri şeyler. Peki başkanım, siz olsanız bu genç, okumuş gençlerin istihdamı için, yani Bingöl'de nasıl bir şey yapılabilir gençlerin istihdamı için? Yani şöyle söyleyeyim, bir kere bütün bunlar bir planlamadan geçmesi lazım. Mesela Devlet Planlama Teşkilatı denen bir kurum var. Çok kıymetli bir kurum. Türkiye'nin beyin takımı orada. Bunlar planlama yaparlar. Mesela Maliye Bakanlığı fiyat konusunda şeyler yapar. Arz talep dengesini yapar. Merkez Bankası faizi, dövizi bir takım dengeler. Bütün bu kurumlar toplumu, bireyi rehabilite etmek, düzene sokmak, iktisadi değerleri döngüsüne sokmak için vardır yani. Onun için siz üniversite mezununu niçin yapıyorsunuz, niçin planlama yapmadan yapıyorsunuz? Ha, şunu diyebilirsiniz: ben size üniversite mezunu yapacağım ama iş vermek zorunda değilim derseniz eyvallah. Peki başkanım, Bingöl'de istihdama yönelik bir öneriniz yok mu? Bir düşünceniz yok mu? Gençlerin Ya istihdamı doğru. için. Doğrusu Bingöl'de kalkınmaya ve istihdama dönük devlet yatırımı yoktur. Şu ana kadar bir yatırım yoktur yani.
Ne olabilir? Mesela ne olabilir başkanım? Ne önerebilir? Tekstil diyebilirsiniz, başka bir şey diyebilirsiniz. Mesela şöyle diyelim, rahmetli Erbakan 1980 öncesi iktidardayken Diyarbakır'da TEMSA denen bir fabrika kurmuştu. Temelini atmışlardı. Oradaki o günkü hedef 100 bin çalıştırmaktı. 100 bin istihdam. Tabii bu tam kapasite devreye, üretime girdiği zaman 100 bin. O 100 binle ne yapılacaktı? Irak'a ürün satılacaktı, Suriye satılacaktı, Suudi Arabistan'a, coğrafyaya, Avrupa'ya satılacaktı. O gün için hayal gördüler, o mevcut şeyi yıktılar. Bugün Diyarbakır onun sıkıntısını çekiyor işsizlik konusunda. Aynı şekilde Bingöl'de rahmetli Abdullah Bazencir milletvekilimiz vardı. Onun döneminde çimento fabrikası mesela temeli atıldı. Bu çok kıymetli. 5 bin insanın çalışacağı, 5 bin insan demek 25 bin ailenin kurtulacağı demektir. Ama Bingöl'de bugün devlet yatırımı yoktur. Ama ne yapılıyor? Tekstil, ucuz iş gücü sağlanarak insanlarımızın emeği sömürülüyor ve ucuz tekstil getiriliyor buralara. Ha, bu da bir istihdamdır. Bu da bir istihdamdır. Bu anda büyük teşvikler verilerek getiriliyor bu arada. Yani bizim 81 ile kaynak paketlerimiz var. Bingöl'e dönük neler var? Mesela bizim altyapı kaynaklarımız var. Yeraltı kaynaklarımız var. Bütün bunları işler hale getirmek için iyi bir kafa, dertli, duyarlı bir kafa lazım buna. Ama maalesef bunlar şu an yapılmıyor. Ben Çin'in bir şirketinin getirip götürdüğünü biliyorum buradaki rezervlerimizi. yani madenler değerlendirilebilir diyorsunuz Nafza Bey. Başkanım bir Yunus Kızılboğa'nın bir sorusu var. Evet, buyurun. Başkanımız diyor STK'lara bakış açısı nedir? Sivil toplum kuruluşlarına. Onlarla görüşüyor musunuz? Onların fikirlerini alıyor musunuz? Teşekkür ederim Yunus Kızılbağ kardeşime, doğrusu başkanımıza. Aslında STK'lar bir keyfi bir muameleden çıkmıyor, bir ihtiyaçtan doğuyor. Dolayısıyla herkesin kendi alanında gruplaşacağı, kümeleşeceği ve dertli duyarlı olacağı bir alandır. Ben çok saygın olarak görüyorum. Kimisi kültürde, eğitimde, sanatta, her biri kendi alanında bir şeyler yapıyorlar. Bunlar olması gerekir. Yani zaman bireysel zaman değildir, onu demek istiyorum. Ya birey olacak iş değildir yani. Bu toplu vurdukça onu yürekler sindiremez diyor. Hani toplu vurdukça. Toplu olmanın yolu da STK'lardan geçiyor. Dolayısıyla ben STK'ları saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çok kıymetli işlevleri var bunların. Öyle bakıyorum ben. Peki başkanım, bir sorumuz var başkanım. Son Olur. zamanlarda Bingöl'de artan uyuşturucu içiciliği ve satışı var diyor Mehmet Ali kardeşimiz. Bu gençlerle ilgili ne diyorsunuz Mahfuz Başkanım? Gençlerle ilgili ne yapılabilir Bingöl'de? İşte lise öğrencileri var. İşte biliyorsunuz geçenlerde bir iki lise öğrencisi arasında bir kavga oldu. Birisi vefat etti bir kardeşimiz. Yani gençlerle ilgili bir sorun var diyor arkadaşımız. Bunun için ne diyorsunuz başkanım? Ya doğrusu bu Mehmet Ali kardeşimize teşekkür ediyorum. Hakikaten kitleleri, bireyleri, aileleri zehirleyen, mahveden, sosyolojilerini çökerten, sosyal hayatlarını çökerten, felsefelerini bozan bir şey olarak görüyorum ailelerin. Allah yardımcıları olsun. Ancak tabii bunun tek boyutlu olarak göremeyiz. Bunun ebeveyn tarafı var. Yani anne baba tarafı var. Sosyal hizmetler dediğimiz tarafı var, üniversite tarafı var, müftülük var, valilikler var. Bütün bunlar 4-5 kollu emniyet camiası var. Bütün bunlar böyle beşli bir şey halinde, eşgüdüm halinde çalışmaları gerekiyor. Yani bir kişiye, bir kuruma işte sen sorumlusun diyebileceğimiz bir alan değildir. Eğer benim sokağımda oluyorsa ben bireysel olarak ben sorumluyum Mahfuz Arslan olarak. Çünkü o gencin biz onunla sevgi, şefkat, muhabbet, adalet, liyakat ve şeyle sevgiyle biz onlara yaklaşmazsak bu tür neticelere de hazır olmalıyız. Bu yaptıklarımızın bir sonucudur aynı zamanda. Durup dururken insan
Şöyle düşün mesela, ben görüyorum bazen büyük şehirlerde bali çeken, yani tutkal çekilir mi ya? Hadi sigaranın nikotin denen bir keyfi var. Ben kullanmıyorum, tasvip de etmiyorum. Ama bunun şeyi ne olabilir? Bu işte bir bağımlılıktır. Bu bağımlılıkla mücadelede bu beş taraf yapması lazım. Bu konunun tarafları bunlardır. Biz aslında saçımıza gösterdiğimiz özeni, kravatımıza gösterdiğimiz özeni çocuklarımıza gösteremiyorsak, orada o kurumlarda, o koltuklarda oturmamızın yani bir değerinin olmadığını düşünüyorum. Biz eğer üniversitelerde, bizim üniversitemizde 15 bin tane öğrenci var. Bu 15 bin öğrenciden uyuşturucuya batmış, uyuşturucuya dalmış ve benzeri bağımlılıklarda olan öğrenci veya intihar etmiş bu öğrencilerde bizim sorumluluğumuz yok mu? Orada dekanın, rektörün, öğretmenin, çalışanın sorumluluğu yok mu? Hepimizin sorumluluğu vardır. Gençler gençlerimizdir. Hele hele dışarıdan gelmişlerse de misafir gençlerimizdir. Bunlar her açıdan sevgiyle, muhabbetle, ama sahici bir muhabbetle yaklaşmalıyız. Sahte, soyut değil, sanal değil. Bu yeni bir dünya, yeni bir dijital dünyada ilişkiler de sahteleşti, sanallaştı adeta. Neyse, bu konu dağılmasın. Doğrudur. O Başka açıdan konu gençlerle ilgili. Hafız Başkanım, biz çok teşekkür ediyoruz. Yani candan, içten verdiğiniz cevaplardan dolayı biz size çok teşekkür ediyoruz.